bir hakikat olan bir şeyi, işte ben sahihliğini orada görmedim, burada görmedim, ben dolayısıyla bunu kabul etmiyorum diyen insan aslında kendi önünü bağlıyor ha, farkında değil. Çünkü ben bunu kabul etmiyorum dediğinde oraya bir duvar örüyorsun. Dolayısıyla o hal ahirette zuhur etse de faydalanamayacaksın. Neden? Çünkü böyle bir şey olmaz, kabul etmiyorum dedin. O duvarı ördün, kayıtladın kendini. Dolayısıyla bir daha oradan faydalanman mümkün değil. Tabii, çok ince hassas konular. Nasıl ki dünya hayatında yaşarken bir insan birine lanet etse, lanet ettiği şeyden gelecek olan hayrın önüne duvar ördü. Öyle ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında savaş olacaktı. Herkes getirebilen, imkanı olan develer getirsin askerlerin binmesi için denildiğinde, kadın da bir devesini getiriyordu. Huysuz bir deveymiş. Lanet okuya okuya getirdi. Resulullah Efendimiz işitti. O kadının deveye lanet okuduğunu duyunca yanındakilere söyledi. O deveyi bu savaşta askerlerin kullanacağı deve sürüsünün içine katmayın dedi. Oradaki sahabe diyor ki Resulullah Efendimiz bu emri verince biz o deveyi kovalamaya çalıştık. Deve diğer develerin içine girmeye çalışıyordu. Biz onu zorla dışarıya atmaya çalıştık. Çünkü lanet okunan bir şeyden hayır gelmez. Onun için bu günümüz insanının çok yaptığı hata, Allah muhafaza. Bakıyorsun yani Müslümanım diyor. Müslüman işte dinini bilmemekten oluyor. Bakıyorsun çoluğuna çocuğuna lanet okuyor. Veya malına mülküne lanet okuyor. Arabasına lanet okuyor. Bilgisayarına lanet okuyor. Neyse işte kullandığı eşyaya. Bir şeye ister eşya olsun ister canlı olsun. Lanet okuduktan sonra oradan o insana hayır gelmez. Lanet uzaklaştırmak demektir. Dolayısıyla sen ona lanet okuduğunda o şeyi aranla açıyorsun, uzaklaştırıyorsun. Uzaklaştırdıktan sonra o şeyden sana hayır gelmez. Bir insan evladına lanet okuyorsa o evlat o anaya babaya hayır getirmez. Eşyaya lanet okuduysan o eşyadan da hayır gelmez. İşte bu hassasiyeti iyi bilmek lazım. Şeytana lanet olsun. Tabii şeytana lanet olsun çünkü benden uzak dursun, uzaklaşsın diyorsun yani. Bana bulaşmasın tabii ki. Dolayısıyla lanet uzaklaştırmak demektir.